Evet arkadaşlar, merhaba. 42. video ile devam ediyoruz. Çok pardon, şurayı bir düzeltelim. Şimdi 101. soru. Gece bir dikey bir doğrultu üzerinde ufkun her yönünde görünür. Üst üste iki kırmızı. Ha, bunu çözmüştük. Kumanda altında olmayan. 102. Kuvvetle yürütülen iki teknenin aykırı geçiş durumunda yapmaması gereken manevra hangisidir? Diğer bir tekneye yol vermekle yükümlü olan tekne iyice net olmak üzere olanağa kadar erken ve belirgin manevra yapacaktır. Değil mi? Böyle 2 derece aldım, 2 de aldım, 2 değil, 5 derece aldım, 5 derece. İdave ederse 10 derece aldım, 10 derece. Net. Karşı taraf dürbününe baktığı zaman senin silyon fenerlerindeki değişimden hemen anlayabilsin diye. Değil mi? Sonra iki tekneden biri diğerinin yolundan çıkmak zorunda bulunduğu yerlerde diğeri kendi rotasının hızını evet koruyacaktır. Aykırı geçiş durumunda yol vermesi gereken teknenin uygun manevra yapmadığı görülür görülmez. Manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne çatışmayı sadece kendi manevrası ile önlemek üzere harekete geçebilir. Doğrudur. Aykırı geçiş durumunda manevra yapmakla yükümlü olmayan tekne gerektiğinde bir çatışmadan kaçmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını sanca değiştirmeyecektir. Bu yanlış, değiştirebilir. Aykırı geçiş durumunda manevra yapmakla yükümlü olmayan bir tekne gerektiğinde çatışmadan kaçmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını iskeleye alarak değiştirmeyecektir. Niye? Sen iskeleye aldın. O da a dur yol hakkı karşı tarafındayız. Sonradan fark etti. Dur ben onun kıçından geçeyim dedi. O da kendi sancağını alıp senin kıçından geçmeye çalıştığı zaman kafa kafaya gelme durumu var demiştik. Değil mi? 103. Troll çeken ve troll ağlarını atmakta olan bir tekne. Troll ağlarını atıyor. Tamam. Belirten bir tekne troll ağlarını atmakta olduğunu belirten düşey doğrultuda çekilen fenerler kaç milden görünür? Aralarında ne kadar mesafe vardır demiştik, değil mi? Bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. 1'e 0,9 idi, değil mi? Ondan sonracığıma şurada notlarıma yazmış mıyım? Ya bunu çözmüştük zaten. Ha bak, evet not almışız. Şu şeyler, Annex 2 demişim. Phishing in close proximity to each other ise bu ışıklar 0,9 metre ayrık ve 1 milden görükür olacak. Ama neymiş bu? Yeşil beyaz veya kırmızı beyazdan aşağıda ve kısa olmalı. Evet demişiz. Doğru. Yani bu close proximity ışıkları. Yani ne demek? Birbirine yakın balıkçılık yapan tekneler. İşte iki tane beyaz çekiyor. Ağ atıyorum. Ondan sonra kırmızı beyaz çekiyor. Ağlarımı topluyorum. Beyaz beyaz çekiyor. Şey kırmızı kırmızı yapıyor. Ağlarım engele takıldı. İşte bunlar, bu fenerler, bu üstte yeşil, altta beyaz yani troll. Üstte kırmızı, altta beyaz yani ağ balıkçılığıyla uğraşan fenerlerden aşağıda olmalıdır. Ama bunların birbirinden olan mesafesi 0,9 metre ayrık birbirinden, tamam mı? Yani şöyle iki tane fener çektiğiniz zaman şu aralarındaki mesafe en az 0,9 metre olmalı ve 1 milden de görünür olmalı. Dolayısıyla 1 mile 0,9. Annex 2 demişiz, değil mi? Ya bunların İngilizcelerini okuyorum artık. Kulağınız aşina olsun. Tamam. Ya dur kızım gel. Nedir benim bu kedilerden çektiğim? Gel babacığım gel. Allah Allah. Ya ondan sonra 104. soru. Ya bu soruyu defalarca çözdük arkadaşlar, değil mi? Sadece silyon 6 mil, kalanlar 3 mil. 50 metreden uzun olduğu için 2 silyon, değil mi? Dolayısıyla Edirne. Bunlar geç, vardiya standartları 2. İyi bir gözcülük vardiyası. Aynen öyle. Önceden fark etmesini sağlar. Neymiş? Aşağıdakilerden hangisi vardiya sırasında zabitin potansiyel bir tehlikenin varlığını önceden fark etmesini sağlar? Evet.
İyi bir gözcülük vardiyası arkadaşlar. Tamam. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bakın, bunun örneğini vermiştim. Şu manuel gözcülük ve işitmeye o kadar iyi alışkın olmanız lazım ki, icabında AIS bozuk, radar bozuk halde Singapur kanalından girip çıkabilecek kadar sadece dürbün. Tabii o zaman tek başına olmuyorsun. Yani serdümeni de çağırıyorsun. Bir gözcü vardiyacı da oluyor. İcabında bir gözcü daha oluyor ama hiç radar ve AIS kullanmadan çat 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 ne nereden geliyor ne nereden gidiyor bunu kapanda oturacak kadar oturtacak kadar iyi vardiya tutabiliyor olmanız lazım yani. Bu işin raconu budur yani. Ha, radar çok büyük avantaj, ektis çok çok büyük avantaj. Ama ya bunlar başımıza gelmez demeyin. Her şey insanın yeterince onu bir daha tekrar edeyim. Denizde yeterince uzun çalışırsanız her şey başınıza gelir, geldiğini göreceksiniz. Tamam. Bunları geç 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 geç. 108. Kısıtlı görüş koşullarında sadece radarda görülen bir tekne aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi gözüken hedefe hangisi uygulanabilir? İyi bakalım. Yetişen bir tekne hariç kemere doğrultusun ilerisinde bulunan bir tekne için sancağı alınması. Evet. Ya bu soruyu daha önceden yorumlamıştık. Önceki videolarda var. Sadece bunu yaparsın. Boyu 12 metreden kısa olan bir teknenin hemen şu şeylerin fenerlerin dikine yükseklikleri. Boyu 20 metre, 12 metrenin altında silyon, 2,5 metrenin altında olabilir ama silyonda ya da 360'lık beyaz bordo fenerinden 1 metre yukarıda olmalı. Bunların notunu yazmıştım. Dolayısıyla hemen bakacağız. 12 metreden kısa dediği için 2,5 metreden daha az yüksekte bulunabilir. Bordo fenerleri ise silyon fenerinden en az 1 metre aşağıda olacak. Değil mi? Aynen öyle. Silyon ya da 360'lık beyaz. Bordo fenerlerinden 1 metre yukarıda olmalı. Bir dakika ya, burada farklı bir şey demiş. Dur bakayım. Silyon fenerleri en az 2,5 metreden daha az yükseklikte bulunabilir. 12 metreler için. Doğru mu? Evet. Buraya kadar doğru. 2,5 metre. Hayır. Az olmayacak. Hayır. Daha az yükseklikte bulunabilir. Doğru. Yanlış. Zaten şunlar kafadan gitti arkadaşlar. Silyon feneri küpeşteden 2,5 metreden daha az yükseklikte bulunabilir. Bordo fenerleri ise silyon fenerinden en az 1,5 metre. Hayır. 1 metre. Tamamdır bu. Diyarbakır. Boyu 300 metre olan bir geminin kıt silyon fenerinin yatay mevkii geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır? Hemen bakıyoruz. 300 metre ve artık gemiyi çizmiyorum şöyle. Boyu 300 metre, dörtte bir mesafe nedir? 300 metrenin şöyle 300, 150, 75. Şimdi biz Provasilyon'un 75 metreye mi koyacağız? Hayır. 4'te 1 olsa dahi 25 metreyi geçmeyecek. Şuradan 25 geldi. Üstüne Provasilyon'u ile Grandisilyon'u arasında gemi boyunun yarısı. 150 metre geride mi olacak? Hayır. Niye? 100 metreyi geçmeyecek. O zaman abi 125 değil mi bu ya? Ben mi yanlış yorumluyorum? Dörtte bir gemi boyu. En fazla pardon şu baş taraf en fazla dörtte bir gemi boyu. O zaman 75 metre. Tamam o zaman 175 yapar doğru. Şu şey bozuyor yani 150 artı 75 225 mi yapacak? Hayır. Niye? 100 metreyi geçemez. En fazla 100 metre. Dolayısıyla baş silyonda en fazla dörtte bir gemi boyu. En fazla dörtte bir gemi boyu. Dolayısıyla bizim dörtte bir gemi boyumuz 75. Burası da en fazla 100 metre. Dolayısıyla sana 175 metre yaptı. Demir vardiyası, vardiya tutma zaman süresi, geç limanda geç. Boyu 75 metre olan bir gemide
Demir vardiyası tutan zabitsiniz. Eyvallah. Peki. Görüş kısıtlı. Vereceğiniz ses işareti nasıl olmalıdır? Dolayısıyla burada 75 metreyi niye veriyor? Gong yok, değil mi? Niye boyum 100 metreden küçük? Dolayısıyla gongu gördün mü? Var mı? Ha, yok. Dur bakayım. Ne diyor? Kısıtlı görüş koşullarında. Demir vardiyasında. Demirde bir saniyede bir demirde bir dakikada bir 5 saniye kampana bu kadar. Gong yok. Değil mi? 2 dakikada bir düdük böyle bir şey yok. 2 dakikada fazla olmayan aralıklarla iki uzun böyle bir şey yok. Demirden bahsediyoruz, değil mi? Demir vardiyası. Ve boyu 100 metreden kısa. Ondan sonra bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri 5 saniye süreli kampana. Evet, cevabımız bu. Niye gong yok? Gong yok. Bir de 3 adet gong. 3 adet gong diye zaten bir şey yok da. Gong niye yok? Çünkü boyu 100 metreden kısa olduğu için Diyarbakır. 114'ten 133'e atlamış. Sayfa mı atlamışız burada? Ya çok önemli değil abi. Hep aynı şeyleri soruyorlar zaten. Yani. Aşağıdakilerin hangisi manevrası kısıtlı tekne değildir? Seyir işareti yok, kablo döşeyen var. Üzerinde yol bulunduğu halde ikmal yapan insan var. Bu kısıtlı teknenin maddesi değil mi? Yani manevrası kısıtlı teknenin maddeleri. Hangi tekne manevrası kısıtlı tekne olur? Run şeyleri, kuralları. Ondan sonra mayın temizleme işiyle uğraştığı esnada. Evet, tarama survey su altı yapan. Evet, ama troll balıkçılığıyla uğraşan. Hayır. Ya pratikte manevrası kısıtlandığında diye zaten yazıyor. Ama aynı yelkenli tekne gibi bunda da şey olarak manevrası kısıtlı kabul etmiyorsunuz. Tamam, ama pratikte manevrası evet kısıtlanmış, istediği gibi manevra yapamıyor, değil mi? Bazı sorulardan biri bu da. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Geç bu. Geç bunu. Arpalar bir şeyler. Evet, gelelim 137. Boyu 50 metreden uzun, kuvvetli yürütülen bir tekne. Şimdi hemen işaretlerini. Başlayalım yazma. Boyu 50 metreden uzun. Bir tane silyon, bir tane silyon. Kuvvetle yürütülen bir tekne. Tamam. Yedek boyu 200 metreden fazla olan bir tekneyi yedeklemektedir. Boyu 200 metreden fazla ise ve yedekleme yapıyor. Silyon silyon. Dolayısıyla şu pupa silyonu, grandi silyonu da yukarıda. Yani bunda abi özetle 4 tane silyon var. 4 tane silyon. İş bitti gibi. Zaten soru bitti. Yaptığı iş nedeniyle manevrası kısıtlı değilmiş. Tamam. Bu önemli bir ayrıntı. Gece çeken ve çekilen tekneler hangileri gösterecek? Bak, burada bizi avlayacak olan ne? Bakalım şimdi. Direkt cevabına geleyim mi bunun? Gerçi bu ilk defa çıktı. Yorumlayalım. Çeken tekne provasında üst üste 3 adet silyon fenerini, bordo fenerini, pupa fenerini, üstünde sarı yedek fenerini, çekilen tekne. İyi de boyu 50 metreden uzun diyor. Hani dördüncü silyonu? A gitti. Çeken tekne. Evet, bak üst üste 3 adet silyon. Artı grandisinde silyon. Bordo fenerini, pupa fenerini, üstte sarı yedek fenerini. Çekilerek yedeklenen tekne ise silyon fenerlerini. Allah Allah. Çekerek yedeklemede silyon feneri yakmıyorduk, değil mi? Gitti. Çeken tekne üst üste 2 adet silyon. Kafadan gitti. Niye? Çünkü boyu 50 metreden uzun, yedek boyu da 200 metreden fazla. Çeken tekne üst üste 2 adet silyon gitti. O zaman kaldık Edirne. Çeken tekne üst provasında üst üste 3 adet silyon. Doğru. Grandisinde 1 adet silyon. Doğru. Niye? Boyu 50 metreden fazla. Bordalarını yakar, pupasını yakar, sarı yedeğini yakar. Çekilerek yedeklenen tekne ise bordo fenerlerini, pupa fenerini. Aynen öyle.
Gündüz ne yaparlar? Peki her ikisi de bir tane siyah eşkenar dörtgeni çeker. Niye çeker? Yedek boyu 200 metreden fazla olduğu için. Gündüzü sorsaydı da bu. Tamam. Bunlar notlarda, ders anlatımlarında var. 137 Edirne. Yedeklenen tekne silyon çekmez. Tamam mı? Çekerek yedeklemede. Oradan gitti. Boyu 50 metreden. Bu arada kayıt yapıyor mu ya? Heh, yapıyor. Boyu 50 metreden kısa olan, kuvvetli yürütülen bir tekne, yedek boyu 200 metreden az olan bir tekneyi çekiyormuş hemen. Diğerkinin aynısı. Yaptığı iş nedeniyle manevrası kısıtlı değil. Yani kırmızı beyaz kırmızı yok. Değil mi? Gece çeken çekilen ne yapar? Çeken tekne. Provasında üst üste 2 adet silyon. Değil mi? Niye? Yedek boyu 200 metreden az olduğu için. Tekne provasında üst üste 3 adet gitti. Üst üste 2 adet silyon. Doğru. Ondan sonra boyu 50 metreden de kısaymış. Ha. Dolayısıyla grandi silyonu da yok. Değil mi? Dolayısıyla bunda sadece 2 adet silyon. Üst üste 3 adet silyon gitti. Bursa gitti. Diyarbakır gitti. Üst üste 2 adet silyon. Bordo fenerini, Pupa fenerini. Çekirdek yedeklenen tekne ise sadece Bordo fenerini, Pupa fenerini. Şuraya bakalım. 2 adet silyon fenerini, bordo fenerini, pupa fenerini, üstte sarı yedek fenerini. Bak burada sarı yedek yazmamış. Hop gitti. Edirne'de gitti. Üst üste 2 adet silyonu yaktı. Bordosunu yaktı. Pupasını üstte sarı yedek. Çekilerek yedeklenen ise silyon fener veya fenerlerini. Ne dedik? Çekerek yedeklemede silyon yoktur. Ceyhan'da gitti. Adana'ya kaldık. Tamam. Yani evet. Yani bu, ben olsam bu iki soruyu sınavda peş peşe verirdim abi. Birini yanlış yapan ötekini de yapar yani. Veya birinde tereddüt edip çıkaran ötekini de çıkartır. Yani ya Herro ya Merro soruları olurdu yani. O 20 metreden uzun şey bir şey abi uzun. O zaman kullanacağız siyah şekiller. Ne dedik? 60'ın katları bu soruları hep çözdük artık. 74 diye bir şey yok dedik. Gece ufkun her yönünden görülebilen bir beyaz fener. Bu fenerden uzak ve yukarıda her yönden görünür. Üstte kırmızı, beyaz, altta kırmızı. Yani manevrası kısıtlı var. Her yönden görülebilen beyaz feneri. Bir beyaz fener. Tamam, buna bakarız sonra. Fener taşıyan bu geminin diğer fenerlerinden aşağıda uzak sancak bordasında yine ufkun her yönden görünür üst üste iki kırmızı. Hemen anladık. Bu gemi tarama sualtı gemisi. Ondan sonra ne tarafında diyor? Sancak bordasında kırmızı varsa şöyle çizelim. Burası kırmızı kırmızı, burası yeşil yeşil o zaman. Dolayısıyla burası tehlike tarafı, burası neta tarafı. Hemen bakıyoruz. Boyu 50 metreden kısa sualtı işleri yapan sancak bordası da geçilmemesi gereken. Doğru. İskele bordasından geçilmemesi yanlış. Niye? Yeşil gitti. Boyu 50 metreden kısa ağlar engele takılmış. Hayır. Hayır. Ama niye? Çünkü kırmızı beyaz kırmızı gösteriyor. Manevrası kısıtlı. Balıkçılıkla uğraşan tekne manevrası kısıtlı yakıyor muydu? Yakmıyordu değil mi? 50 metreden kısa karaya oturmuş. Alakası yok. 50 metreden kısa mayın tarama. Alakası yok. Şeyle 50 metreden kısa karaya oturmuş. Hani demir fenerleri? Değil mi? Ondan sonra baş demir, kıç demir. Hani iki kırmızı karaya oturmuş da. Egrant'ta. Değil mi? Yanlış. İki kırmızı var da demirler yok. Dolayısıyla hemen diyoruz ki aşık 140. Boyu 20 metreden uzun gemilerin çeşitli işaretler vermede kullandıkları ufkun her yönden görünür fenerlerin aralarında dikey mesafe ler ile siyah şekiller arasındaki mesafeler ne kadar olmalıdır? Bu şekillerin mesafelerini söylemiştik arkadaşlar, değil mi? Aralarında 1,5 metre olacak. Onu biliyoruz. Neredeydi? 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 Onun notu.
Valla bu soruyu zaten daha önceden çözmüştük herhalde o yüzden. Fenerler, ha bak bu soruyu çözmedik. Fenerler arasında şey nerede? Burada bir kombine soru olmuş. Bak bunu ilk defa çözüyoruz. Fenerler arası 2 metre. 20 metreden uzun olduğu için değil mi? Siyah şekiller arasında da 1,5 metre ama gerekirse oran yapacak demiştik değil mi? Bunu tekrar tekrar söyledik. Fenerler arasında da 2 metre, 20 metreden fazlaysa en alttaki puldan, güverteden 4 metre yukarıda 2 metre. Yok, boyu 20 metreden kısaysa en alttaki güverteden 2 metre yukarıda aralarındaki mesafe 1 metre. Boyu 20 metreden uzunsa en alttaki güverteden en az 4 metre yukarıda ve boyu aralarındaki mesafe 2 metre. Çekilecek şekillerde de ne demiştik? Aralarındaki mesafe 1,5 metre olacak veya gemi boyuna göre oranlanacak demiştik arkadaşlar, değil mi? Dolayısıyla 141 Adana. Vardiya zabiti karaya oturduğunda özel amaç için inşa edilmiş. Şimdi bak, bu farklı bir soru. Özel bir amaç için inşa edilmiş bir teknenin fenerlerinin bu tüze uygun olmadığı ilgili kurumca saplamış olması halinde nasıl davranır? Bu direkt şey, metinle alakalı bir soru yani. Bu teknenin özel faaliyetlerine müdahale edilmeden bu kuralları mümkün olan en yakın maddesi saptanır, ona uyum sağlanır abi. Aynen öyle. Ne demiştik? Bir standartizasyon yapılmaya çalışılıyor. Herkes kafasına göre şey koymasın, fener koymasın ve bu fenerler mümkün olduğunca her gemide hemen hemen aynı yerde, aynı mesafelerde bulunsun. Farklılık olmasın. Niye? Kaza olmasın. Bunu daha ilk videolarda söylemiştik arkadaşlar, değil mi? Prova'ya geçiş durumu hakkındaki kural, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek şekilde birbirine karşı karşıya veya karşıya yakın bir rota ile yaklaşan teknelerden hangileri için geçerlidir? Ha, bak bu da direkt metin, acı metin sorusu. Biz ne yapmıştık? Şöyle kesikli çizgiler çiziyorduk, değil mi arkadaşlar? Ondan sonracığıma prova'ya kafa kafaya gelme durumunu şöyle yapıyorduk. Sonra ne demiştik? Red to red iskeleye geçiş durumu. Hop 5 derece aldı. Bu da 5 derece aldı. İcap ederse biraz da aldı. Bu böyle gidiyor, böyle geçiyor. Bu da böyle gidiyor. Sonra rotasına geri dönüyor demiştik. Peki prova'ya geçiş durumu hangi teknelerle alakalıydı? Ya kendi teknelerde rüzgar üstü, rüzgar altı, yok aynı borda iskelesinde gören, sancağında gören durumu var değil. Ya kendi şeydi, balıkçılık bir şeyler değil. Emsal iki teknedir. Kuvvetle yürütülen iki teknedir. Değil mi? Yani Bursa'dır. Su altı işlemleriyle uğraşmakta olan gemi gündüz neta olan bordasını hangi işaretle gösterir? Neta neydi? Yeşil geç. Kırmızı dur. Aykırı rotada seyretmede de öyle. Tarama su altı işlerinde de çift kırmızı, çift yeşil, değil mi? Dolayısıyla çift yeşil. Ama bize neyi soruyor? Net olan bordasını gündüz. Ne dedik? Yeşil yeşil, kırmızı kırmızı. Kırmızılar küreydi, yeşiller eşkenar dörtgendi, değil mi? Dolayısıyla iki tane siyah eşkenar dörtgen. Trol işiyle uğraşan 45 metre boyunda bir teknenin gece gündüz göstereceği, çekeceği fenerler, işaretler nelerdir? Üstte hemen şöyle karalamayı bir kaldıralım. Üstte yeşil, altta kırmızı, böyle bir şey yok. Üstte kırmızı, altta yeşil yok. Üstte kırmızı, altta beyaz. Üstte kırmızı, altta yeşil. Gitti, havadan hepsi gitti zaten. Trol ne yapardı? Yeşil beyaz yakardı, değil mi? Üstte yeşil, altta beyaz. Bitti. Gündüzde tepeleri bitişik iki koni. Yani şu. Hop, hop, hop. Tamam. 147 kuvvetle yürütülen kaç dakika oldu bu arada? 24. Devam edelim. Kuvvetle yürütülen bir tekne diğer bir tekneyi çekerek yedeklediğinde yedek boyu 200 metreden fazla olması halinde ne demiştik? Hem yedekleyen hem yedeklenen tekne
İkisi de birer eşkenar dörtgen gösterir, değil mi? Şekil çizimlerinde var. Doğru cevap Diyarbakır. 148. Bir aykırı geçiş durumunda yol vermesi gereken kuvvetle yürütülen bir teknenin uygun manevra yapmadığını gören teknenin olayın koşulları el verdiği takdirde diğer kuvvetle yürütülen tekniyle çatışmayı önlemek üzere yapılmaması gereken hangisidir? Rotasını iskele değiştirmek. Aynen öyle. Sonradan fark eder o da sancağını alırsa durumu bak hep aynı şey. Tamam. Bu hakikaten de önemli yani onu söyleyeyim. Ondan sonra provaya geliş durumu ile ilgili kuralda çok pardon arkadaşlar. Bugün telefon susmadı kusura bakma. Evet devam edelim. Biz kaçı çekiyorduk ya? Artık videolar karıştı birbirine. Dur bakayım. 42'yi çekiyorduk evet. Devam ediyoruz. Şimdi şunu çözdük dedik ki iskeleye değiştirilmez. Prova provaya geliş durumu ile ilgili kurallarda çatışma tehlikesi söz konusu olacak şekilde edecek surette birbirine yaklaşan tekne her biri diğerinin iskelesinden geçmek üzere sancak sancağı rota değiştirir. Aynen öyle. Port to port, red to red durumu değil mi? Aşağıdaki teknelerden hangisi normal olarak trafik ayrım bölgesine giremez? Allah Allah. Bakalım hangisi giremezmiş? Normal olarak giremez. Buradaki önemli. Yani bu ne demek? Özel izne tabi. Tamam mı? Karşıdan karşıya geçen, bir trafik ayrım şeridine giren ya da çıkan girer. Balıkçılıkla uğraşan girer. Ortada yapar, kenarda yapar. Acil durumda ani bir tehlikeden girer. Ama yedek çeken bir tekne kafasına göre giremez. Özel izne tabidir arkadaşlar, unutmayın. Yetişen tekne, yetiştiği teknenin sadece pupasını görür. 151 işaretlemem tekrar tekrar çözdük. Kumanda altında bulunmayan bir teknenin gündüz kısıtlı görüş kısıtlı. Ya yazılar biraz bulanık kusura bakmayın çok iyi okuyamıyorum. Şöyle biraz daha büyütelim. Görüş kısıtlı ise vereceği ses işareti nedir? Kumanda altında bulunmayan natandır komen. Hemen neydi? 2 dakikada bir uzun iki kısa veriyor. Değil mi? O bizim efsane grubumuz. 2 dakikadan az bir süreyle geç, 1 dakika geç, 2 dakikadan fazla bir süre olmayan aralıklarla şuraya kadar aynı zaten. Bir uzun, bir kısa. Yanlış. Ne dedik? 2 dakikada bir, bir uzun, iki kısa. Bir uzun, iki kısa. Diyarbakır. Kısıtlı görüşte şu şey çalışıyor mu ya? Pardon, şöyle kayıt. Evet. Bu soruyu da şey yapalım, bitirelim bu videoyu. Kısıtlı görüşte kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumundan kaçınamayan bir tekne hangisini yapmalı? Kısıtlı görüş koşullarında kemere doğrultusu önünde bulunan bir tekne ile yakın düşme durumundan kaçınamayan. Burada bir farklı durum var. Ha. Kaçınmak için demiyor. Kaçınamayan. Yani her tarafı balıkçı doldur. Ne bileyim sığlık doldur. Kaçınamıyor abi. Ne yapacak? Hızını, rotasını koruyabileceği en alt düzeye. Bari çatışırsak yavaş çatışalım. Muhabbeti tamam. Çünkü görmüyor. Nasıl bir tekne olduğunu göremiyor. Değil mi? Dolayısıyla en aşağı düzeye indirmeli. Kaçınamayan diyor bakın. Rotanı sancağı değiştir, iskele değiştir. Kaçınamıyorsun abi. Sığlık var, şey var. Tam bir dönüşte ve kısıtlı görüş denk geldi. Tamam mı? Her taraf dolu. O zaman ne yapacaksın? Rotanı en aşağı indir ki sen yavaşladığın zaman o zaten ne dedik paralel üçgenler değişir artık. Sen durduğun için bu ayağa kalır. Bu ayağa uzamaya başlar. Değil mi? Vektörel bileşik o senin provandan geçer gider o zaman. Bari, ya da çatışacaksan da en az şeyle çatış ya da provandan geçen gider dedik.
Bu video 30 dakika olmak üzere galiba. Hop, çok pardon. Nerede? Evet, 30 oldu, tamam. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kaçtı? 42. dersti. 42. dersin sonuna geldik. 43. derste devam edeceğiz.